Türkiye'deki siyaseti doların yükselişine karşı vatandaşı dolar bozdurmaya çağırmak üzerinden yürüttükleri Sayın Cumhurbaşkanı aslında e, bu tip bilgilerin yani iş adamlarının e, döviz tevdiat hesaplarının bilgilerinin ticari sır kapsamında olmasına rağmen kendi yaptığı birçok konuşmada baktım şunun hesabında bu kadar dolar var çağırdım konuştum Baktım bunun hesabına bu kadar doları ne yapıyorsun diye sordum bozdurdum gibi sözlerle herkese yasal olmasa da gözüm üzerinizde bakıyorum sizi izliyorum diye bir izlenim yaratıyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı gibi illegal bir şekilde ticari sırların gizliliğini ilade edecek bir şekilde davranmak yerine kendisini resmi mal beyanına baktık ve son derece meşru bir soru sorduk. Bu dolarlar ne oldu? Kendisine cevap Adalet Bakanı tarafından geldi. Adalet Bakanı eline aldığı bir dekontu kürsüden kısa süre gösterdi. Sonra dekontu indirdi. Şimdi meclisin merak ettiği bir konuya ya doları soruyordunuz işte bozdurduk dekontu burada diyebiliyorsanız o dekontun fotokopisini gruplara dağıtacaksınız. Biz bu fotokopi istedik. Çünkü aklımızda birçok soru var vatandaşın merak ettiği birçok soru var. Bu dolarları ne gün bozdurdun? Nerede bozdurdun? Kaç paradan bozdurdun? Ve bu işin devamında o dekontun bize gösterilmesinde sizi rahatsız edecek ne var? Açık olarak şunu söyleyelim arkadaşlar. Bugünlerde birileri dolar bozduruyorsa bu bir övünç meselesi. Utanç meselesi değil. Bunu gizleyecek bir şey yok. Ben 200 bin doları bozdurmuş bir Cumhurbaşkanı'nın o dekontu 550 tane çoğaltıp milletvekillerinin odalarına dağıtmasında bir sakınca görmem. Kendi tesini güçlendirir. Ama siz 20-25 gündür vatandaşa dolar bozdur diyorsanız, 3.20'lerden 3.22'lerden berber dolarını bozmuşken siz 3.56'larda dolar bozdurduysanız, siz doları dürümcüden, berber Hasan abi'den, dürümcü Mehmet'ten, Gaziantep'li Feridun Usta'dan 20 gün sonra bozdurduysanız o dekonttan utanırsınız. Gerçi şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişinde de biliyorsunuz çok ciddi bir dekon sabıkası vardır. Kendisi 2001 yılında mal varlığındaki 10 kat artış tespit edilince son 2 yılda denetçiler tarafından kendisine soru sorulmuş. Kendisi bu artışı oğlunun düğününde, Burak'ın düğününde takılan altınları ondan borç aldığını ve bozdurduğunu söylemiş ve mal varlığındaki bu farkı şöyle açıklamıştı. 29 kilo 139 gram altın takıldı. Takdiri bir kez daha sizlere bırakıyoruz. Burak ve Sema çiftinin boynuna 29 kilo altın takılmış. Bu 29 kilo 139 gram altını da gidip bozdurmuş. Dekont sorulduğunda iki tane Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın olan firmadan bu dekontlar aylar sonra bulunup getirilmişti. Ve daha sonra da bunların geriye dönük düzenlendiği konusundaki tartışmaları hatırlatıyoruz. 15 yıl sonra yeni bir dekont tartışması, yeni bir dekont faciasıyla karşı karşıyayız. Ellerindeki, şunu da çok net olarak söyleyeyim. Bu salonda çok kıymetli parlamento muhabirleri var. Geçen zaman iddiayı kuvvetlendirir arkadaşlar. Bugüne kadar istenen bir belgenin geciktirilmesinin o belgeyi geciktirene bir fayda sağladığı görülmemiştir. Biz bu dekontu her gün ısrarla istemeye devam edeceğiz. Vatandaşı vatanseverlik üzerinden 15 Temmuz ruhu üzerinden çağrılar yapıp dolarını bozdurtup kendisi bu konuda ne kadar gecikmiş ve ne kadar fazladan para kazanmış bunu bilmek bizim en doğal hakkımız.